Bugün siz geleceksiniz diye tabii ki bütün TV8 Mutlu Günler, işte Yılmaz Morgül Twitter, Morgül Official sayfalarına bu hastalıklarla ilgili, SEDEF hastalığıyla ilgili, vitiligo hastalığıyla ilgili mesajlar yağdı. Öncelikle sormak istiyorum, SEDEF hastalığı nasıl bir hastalıktır? Şimdi halk arasında SEDEF hastalığı olarak biliniyor. Aslında vitiligo ve psoriasis vulgaris dediğimiz iki tür hastalık var. Halk arasında bu ikisi de SEDEF hastalığı olarak biliniyor ama vitiligo dediğimiz rahatsızlığın diğer adı da halk arasında aslında ALA hastalığı. Psoriasis ve vitiligo aslında ikisi de otoimmün bir bozukluk sonucu. Yani bağışıklık sistemimizdeki bir defekt sonucu, bir hata sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar. Aslında bu hastalıklar sadece derideymiş gibi görünüyor ama bazen iç organlarla da ilintili olabiliyor. Yani vücutta diğer otoimmün hastalıklar da olabileceğinden dolayı bu konuda da kişilerin araştırılmasının yapılması gerekiyor. Yani iç organlarında da bir sıkıntı var mı? Mesela vitiligo dediğimiz deride beyaz beyaz giden rahatsızlıklarda bir goiter problemi var mı? B12 vitamin eksikliği var mı gibi bir takım rahatsızlıklarında araştırılması gerekiyor. Yani sadece deri hastalığı olarak düşünmemek lazım bu hastalıkları. Ve hemen ara ara böyle seyircilerimizin sorularını da size sormak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Nurhan Yazıcı Hanımefendi, Sayın Yılmaz Bey, saçımda egzama oluştu ve bir türlü geçmiyor. Bununla ilgili bana bir krem verildi. Saça sürmekte çok zorlanıyorum. Fakat hiçbir tedavi amaçlı işe yaramadı. Şimdi saçta gördüğümüz ekzemalar da aslında psoriasis vulgaris dediğimiz, yani halk arasında SEDEF hastalığı olarak bilinen bir rahatsızlık da olabilir. Aynı zamanda saçtaki ekzema da seborik ekzema da olmuş olabilir. Yani bunun klinik olarak tanısının konulması ve tedavisinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani şimdi tabii hastamızı muayene etmeden buradan bir klinik tanı koymak çok mümkün değil ama en güzeli tabii hastamızın bir dermatolog tarafından muayenesinin yapılması ve ona göre tedavisinin verilmesi gerekiyor. Öncelikle tanının güzel konulması gerekiyor. Eğer SEDEF ise, yani psoriasis vulgaris ise, gerekirse bir biyopsi bile yapılması planlanabilir. Çünkü bu rahatsızlıkların histopatolojik olarak incelemesinde kesinlikle SEDEF mi değil mi onun olduğu görülüyor. Şimdi bu ekranda görülen rahatsızlık aslında alopecia areata dediğimiz bir rahatsızlık. Bu da otoimmün hastalık grubunda. Burada yine vücutta saç hücrelerine karşı antikorlar gelişiyor ve bunların neticesinde bu saçlarda dökülmeler ortaya çıkıyor. Ama hangi mekanizma bunu uyarıyor? Daha tıp bunu keşfedememiş. Evet. Yani genelde zemininde bir stres, yani travmatik bir olay olabiliyor. Mesela bu hastamızın anamnezini almış olsaydık muhtemelen birkaç ay öncesinde ciddi bir stres yaşamış olduğunu kendisinden öğrenebilirdik. Hocam tam anlamıyla vitiligo nedir? Aslında vitiligo deride beyaz, düzensiz beyaz plaklar dediğimiz, yani deriyle aslında aynı hizada olan, evet bu vitiligo rahatsızlığı. Burada tamamen cilde renk veren melanosit dediğimiz hücrelerin kaybı söz konusu. Yani vücut bunları yok ediyor. Ama hangi mekanizmayla ne başlatıyor bunu, daha bunu tıp tam olarak keşfedememiş. Tedavi aşamasına geçersek, yani burada tam olarak %100 şu iyi gelir bu iyi gelir diyemeyiz ama maalesef bu tarz hastalarımız çok fazla sömürülüyor. Gerek internette gerek farklı merkezler tarafından tedavisi %100'dür vesaire gibi yanıltmacalar olabiliyor. Bu konuda da kişilerin uyanık olması gerekiyor. Sömürülmeye açık bir hasta grubu çünkü bu hastalar. Yine ben burada hastalarımıza şunu söylemek istiyorum. Tabii ki hastalıkları %100 vücudumuzdan atamayabiliriz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Kişi mesela bir diyabet hastası olabilir. Evet. Tansiyon hastası olabilir. Biz bunu tamamen bünyemizden atabiliyor muyuz? Aslında atamıyoruz ama kontrol altına alıyoruz. Yani bizim hastalıklarımız da bu şekilde. Yani belki tamamen %100 kür sağlayamayabiliriz bu hastalıklarda ama en azından kontrol altına alırız. Çünkü ciltteki bu tarz rahatsızlıklar kişilerde
ciddi oranda psikolojik problemlere yol açıyor. Çünkü dış görünüş görünen bölgelerde olduğu zaman bilhassa kişinin kendine özgüveni azalabiliyor. Sosyal ilişkileri bozulabiliyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki kişinin kendi sosyal çevresinin, ailesinin de psikolojisi bu durumdan etkileniyor. Yani benim birinci kural burada hastalara önerim. Özellikle çocuk yaş grubunda hasta geliyor bana. İşte doktorum beyaz damalar çıktı, işte ya da sedef plakları çıktı. Diyorum ki önce bu hastalığı kabulleneceksiniz ama çok fazla büyütmeyeceksiniz. Evet. Çünkü biz bu hastalığın çok üzerine gidersek hem bunu artırıyoruz hem de o çocuk yaştaki kişinin psikolojisini zaten bozuyoruz ve ömür boyu bu hastalığı taşıyacak kişinin içselleştiriyor bu hastalığı ve kendine güvenini kaybediyor kişi. Zaman hocam, içerisinde psikolojisi de bozuluyor. Vitiligo hastalığı genetik midir, bulaşıcı mıdır? Kesinlikle bu hastalıklar kesinlikle ve kesinlikle bulaşıcı değil. Evet. Bir kere bunu toplumun da öğrenmesi gerekiyor. Şimdi sonuçta sosyal hayatta insanlar denize, havuza giriyorlar. Ciltleri dıştan görülüyor ve insanlarda hep şöyle bir korku oluyor. Bana bu hastalığı acaba havuzda, aynı havuza giriyoruz, bana bulaştırır mı? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda son derece rahat olunsun. Hastalığın biraz genetik yönü olduğu yönünde yayınlar mevcut ama %100 genetik de diyemiyoruz ama mesela kişide sedef hastalığı, vitiligo rahatsızlığı var ise akrabalarında da bir oranda biraz daha normal popülasyona göre bu hastalıkların çıkma sıklığı daha fazla oluyor. Bir de hocam yine Gülya, evet. Bir şey sormak istiyorum. Çocukluğumdan beri bizde hep kulağımızda kalmıştır. Gerçekten bir bağlantısı var mı? Samyeli değdiği zaman ıslak ten de özellikle bize hatta o senenin belli günleri denize girmememiz isteniyordu. Aha. Samyeli değerse bu rahatsızlık ortaya çıkar, evet, denildi. Doğru mudur, evet, bu? Evet, öyle bir inanış var ama bir de samyeli rahatsızlığında bir de şöyle bakmak gerekiyor. Bazı kişilerde mantar rahatsızlığı olabiliyor. Küçük küçük plaklar şeklinde, hafif böyle kahve plaklar şeklinde. Bunu böyle bir vistüreyle kazıdığınız zaman un gibi bunlar dökülüyorlar. Bunlar geçtiği zaman bu mantarlar aslında bulaşıcı değil. Yani bu da kişisel kişinin cildiyle alakalı bir durum. Bu geçtiği zaman güneş ışınları o bölgeleri yakmadığı için, bronzlaştırmadığı için beyaz kalıyor. Ama bunlar tamamen geçici. Yani vitiligo ile onu da karıştırmamak lazım. Tabii burada hastanın tanısı, ayırıcı tanısı bunlar önemli. Güzel tanı konulursa ne olduğu konusunda tedavimizi de ona göre güzel bir şekilde düzenleyebiliriz. Teşekkür ederim. Hocam yine seyircilerimizden sevgili Emre Yeginer. 1,5 henüz 1,5 aylık bebeğimiz var ve bebeğimizin yüzü bu hale geldi diyorlar. Size soru sormak istiyorlar. Hı hı. Yüzünü şöyle bir gösterelim yakın kamerayla arkadaşlar. Bebeğimizin. Şimdi bu bebeğimizde atopik ekzema dediğimiz bir hastalık söz konusu. Atopik ekzema da genelde böyle hassas ciltli olan bebeklerde ortaya çıkıyor. Aslında bunun da genetik yönü var biraz. Sedefle herhangi bir şey yok, bağlantısı yok. Ama tabii ki ayırıcı tanı da ikisini de iyi değerlendirmek lazım. Şimdi sedef hastalığıyla atopik ekzemayı biraz karşılaştırırsak aslında ikisinde de kızarık bir zemin var. Üzerinde deride pullanma söz konusu. Ama ikisinin de etiyopatogenez dediğimiz yani oluş mekanizması, ortaya çıkışı tamamen farklı hastalıklar. Sedef hastalığında bu bebeğimizin yine bir dermatolog tarafından değerlendirip bebek olduğu için daha özel önem arz ediyor. Uygun tedaviler verilmesi gerekiyor. Yani bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Uzman bir doktor tarafından incelenmesi gerekiyor. Evet, peki hocam, evet. Vitiligo'nun tedavisi var mıdır veya tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi vitiligo rahatsızlığı deride beyazlıklarla seyreden rahatsızlık grubu dedik. Otoimmün dedik, yani vücut üretiyor dedik. Yani dolayısıyla bunu tamamen kökünden yok etmek gibi bir şey söz konusu değil. Ama bu hiçbir zaman kişilerde bir ümitsizlik yaratmasın. Sonuçta mevcut tedavilerle biz bunları hafifletebiliyoruz. Hmm.
Neler yapıyoruz? Çeşitli sürme kremlerimiz var. Onları uygulayabiliyoruz. Yine çeşitli ağızdan alınan vitaminler önerip onlar da ciltteki melanosit dediğimiz hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Onları verebiliyoruz. Yine biliyorsunuz son zamanlarda lazer tedavileri revaçta. Birçok hastalığın tedavisinde lazerleri kullanabiliyoruz. Lazerlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Lazerler aslında bir nevi güneş ışığı ama hepsinin farklı dalga boyları var. Yani kimisi mesela neyi görüyor? Hemoglobini, kırmızıyı görüyor. Kimisi neyi görüyor? Melanositi görüyor. Yani hepsinin kimisi suyu görüyor. Yani farklı farklı dalga boyları var. Yani diğerini görmüyor. Hı hı. Mesela melanositi hedef aldıysa hemoglobini, kırmızıyı görmez. Şimdi burada da beyazı gören bir dalga boyu var. Burada direkt oradaki hücreleri aktive eden bir dalga boyu kullanılıyor. Aslında biz bunu daha evvelden yine tıpta kullanıyorduk ama bunlar artık hani teknoloji de giderek daha farklılaşıyor ve daha spesifik hale getiriliyor. Aslında biz hastalarımızı daha önce ışık tedavileri yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Böyle asansör kabini gibi bir kabinin içine sokuyorduk. Oradan bütün vücuduna ışık veriyorduk. Ama bunun zaman içerisinde bir takım sakıncalarının olduğu gözlendi. Ne? İstemediğimiz sağlam deri dokularına da ışık veriyoruz burada. Bu şekilde lazerler geliştirilerek, bu ışık sistemleri geliştirilerek sadece hastalıklı bölgeye ışık tedavisi uygulama yapılmaya başlandı. Bizim kliniğimizde kullandığımız cihazda da nedir hocam bu cihazı kısaca tanıtabilir misiniz? Bu da aslında bir ışık sistemi, yani bir lazer sistemi. Evet. Gördüğümüz gibi burada şeyleri var, camlar var ama buradan ışın değil, bakın yanlış anlaşılmasın, ışın değil ışık aslında bu. Evet. Bu kenarlardan gitmiyor, yani direkt bir şey gibi düşünün bunu, hani bir su borudan nasıl hızlı bir şekilde gider, yani bir düzlem boyunca gidiyor. Yani sağa sola bunlar gitmezler. Yani düzenli bir şekilde hareket eden ışıklardır. Sadece şu şey kısmında, şu kare kısmından gider. Şey ve biz bunu hastalıklı bölgeye uygularız. Tabii ki hani bu tek bir seansta olacak bir şey değil. Tekrarlayan seanslara ihtiyaç var. Kişi mesela vitiligo, beyazlık rahatsızlığı varsa biraz daha işimiz zor. Onlarda sonuç alabilmek, daha fazla tekrarlayan seanslara ihtiyacımız olabiliyor. Ama sedef dediğimiz o pullu rahatsızlıklar biraz daha şanslılar bu konuda. Hatta bunun güzel tarafı şöyle, saçtan tırnağa kadar uygulayabiliyoruz. Her bölgeye uygulayabiliyoruz. Özellikle şimdi biz vitiligo diyoruz, biz sedef diyoruz, kafalar karışmasın ama sedef rahatsızlığı daha çok böyle kızarık zeminde pullanmalarla giden rahatsızlık. Vitiligo da deride beyazlıklarla giden rahatsızlık. Sedef yani psoriasis bazen tırnakları tutabiliyor ve bu tırnağı tuttuğu zaman tedavisi çok zor olabiliyor. O zaman bu ışık sistemleri bize çok yardımcı oluyor. Direkt çünkü orada gayet güzel sonuçlar alınabiliyor. Tabii antiparantez şunu da belirtmek istiyorum. Tırnakta herhangi bir sedef rahatsızlığı olduğunu, bunun da mantardan ayrılması çok önem arz ediyor. Onu da basit bir potasyum hidroksit incelemesiyle mikroskobide tanı koyuyoruz. Dediğim gibi hani öncelikle tanımızı düzgün koyarsak tedavimizi de ona göre düzgün ayarlayabiliriz. Hocam beslenmenin bir önemi var mı bu konuda? Hani sakınmamız gereken yiyecekler olabilir mi? Beslenmeyle çok fazla alakası yok. Tamam. Ama tabii ki genel deri sağlığı açısından yeterli protein, yeterli mineral, yeterli vitamin destekleri gerekiyor. Vitiligo'da biraz daha A vitamininden zengin gıdalarla beslenilebilir. Bunlar güneş ışığıyla etkileşerek hastalığın daha rahat iyileşmesini sağlayabilirler. Zaten biz bazen vitiligo rahatsızlığı olanlarda A vitamini türevi, beta karoten içeren bir takım ilaçlar vererek de tedavimizi bütünleştiriyoruz. Hocam yine ekran karşısındaki seyircilerimizden biri sevgili Didem Manolya Erkut bir resim göndermiş, diyor ki doktorumuza sorar mısınız, gözümdeki kızarıkla doğum lekesi dediler fakat sürekli kaşınıyor, pul pul dökülüyor, dermatolojik bir şey midir yoksa göz doktoruna mı başvurmalıyım? Şöyle bir resimde kameraya da gösterelim yakından. Bu da bir atopik ekzemayla uyumlu daha çok.
Yine cildin hassas şöyle olması ile alakalı bir durum. Yine bir dermatoloji hekimimiz yakından görüp değerlendirip gerekirse alerji testlerini isteyebilir doktor arkadaşımız. Ona göre tedavisinin planlanması, yapılması gerekiyor. Evet. Mesela diyor ki yine bir başka seyircimiz Elif Çelik hanımefendi, 38 haftalık gebeliğim var. Gebelik alerjisi olmuşum. Uyku uyuyamıyorum kaşınmaktan. Her tarafım yara oldu. İlaç verdiler, fayda etmedi. Ne yapabilirim? Lütfen Kadriye Hanım'a sorar mısınız diyorlar. Şimdi gebelikte otoimmün sistemi, yani bağışıklık sistemimize bir takım değişiklikler yapan bir durum. Öncelikle güzel bir klinik muayene, ardından testlerin yapılması gerekiyor. Yani şimdi buradan net bir cevap vermem çok mümkün gibi görünmüyor ama dediğim gibi kendisine değerlendirip bir takım testlerini yapmamız gerekiyor. Yine bir dermatoloğa başvurmasında fayda var. Fayda var. Evet, Zeynep Çelik yine bir seyircimiz. Yılmaz Bey, ben 7 aydır ürtiker tedavisi görüyorum. Bir takım o ilaçların isimleri tabii ki kullanamıyoruz. İki çeşit ilaç kullanıyor. Hiçbir ilerleme olmadı. Bunun için ne yapabilirim? Kadriye Hanım'a sorar mısınız diyorlar. Şimdi ürtiker rahatsızlığı da 6 haftayı geçtikten sonra kronik adı alıyor. Ama ürtiker rahatsızlığının zemininde birçok hastalık yatabilir. Yine dediğim gibi biz ciltte bir takım bulguları görüyoruz ama bu hastalarımızın aslında çok derinlemesine incelenmesi gerekiyor. Yani bütün sistemlerin tek tek incelenmesi, herhangi bir enfeksiyon var mı, bir malinite, yani kötü huylu bir tümör vesaire var mı, herhangi bir alerjik durumu var mı? Yani bu tarz hastaların aslında çok ayrıntılı bir şekilde klinik muayene olması gerekiyor. Gerekirse diğer branşlara da muayenelerinin yapılıp bir kombine bir şekilde tedavisinin düzenlenmesi. Ve yine bir seyircimiz sevgili Begüm Bal hanımefendi diyor ki, hocam göz alt ve üst kapaklarım uzun süredir geçmeyen morluklarla dolu. Birçok araştırma yapıldı. Tanı koyulamadı. Kısa sürede geçiyor. Tekrar atak yapabiliyor. İşte kahverengi renginde değil, sanki darp almışım gibi görünüyor. İşte bu konuda diyor, bana yardımcı olur musunuz? Göz diyor. Çevresi morlukları şöyle da. Şöyle bir resmini de gösterelim ekrana. Evet. Şimdi bu göz çevresindeki morluklar, renk değişikliklerinin temelinde de kansızlıktan tutun da alerjik rahatsızlıklara ve bir takım otoimmün romatizmal hastalıklara kadar pek çok hastalık zeminde yatabilir. Çok ayrıntılı bir şekilde yine tahlillerini yapılıp klinik muayenesinin yapılması gerekiyor. Yani şu anda hani kesin şundandır demek çok mümkün değil ama genelde göz çevresi morluklarında kişi çok alerjik bünyeli ise bu burunla, biliyorsunuz vücudumuzda hem temiz kanı hem kirli kanı taşıyan damarlar var. Kirli kanı taşıyan damarlar burun bölgesinde konjesyon dediğimiz, yani birikim yapıyor. Rahat hareket edemiyor ve sonuçta burada kirli kan bir nevi birikerek burada morluklara neden olabiliyor. Ben göz altı morluğuyla gelen hastalara ön planda herhangi bir alerjik durumu var mı yok mu önce onun araştırmasını yapıyorum. Evet. Daha sonra tedavisine başlıyorum. Peki hocam. Fikriye Karapınar Atak sevgili seyircimiz diyor ki, ben de vitiligo hastasıyım. Işın tedavisi gördüm. Daha fazlası çıktı. Kameraman arkadaşımızdan da rica ediyoruz. Hemen bunu göstersinler ekrana. Şimdi buradaki hastamızın distal ekstremite dediğimiz uç kısımlarda şikayeti mevcut. Maalesef vitiligo'da şöyle bir şanssızlık var. Ne kadar uçtaysa tedavi o kadar zor oluyor. Yani biraz şanssızlığı o yönde. Ama neticede lazer tedavisine denediğini zannetmiyorum hastamızın. Bir son çare, onu da denemesinde fayda var. Seher Ekşioğlu isimli bir izleyicimiz ne olur diyor, hocamıza sorar mısınız Yılmaz Bey? Diskoid lupus. Lupus erythematosus. Evet, i̇şte bu, çok önemli diyor, ne olur diye. Hep kızarık kızarık yaralar. Bütün kemiklerim ağrıyor diyor. Ne yapabilirim? Yine bu da aslında otoimmün bir rahatsızlık. Diskoid lupus erythematosus dediğimiz. Bu rahatsızlığı olanların deride bir takım plaklar, kırmızı plaklar şeklinde ortaya çıkıyor. Çok az bir kısmı da sistemik lupus erythematosus dediğimiz bir romatizmal hastalığa dönebiliyor. Yine
Yani sistemik forma dönüşüp dönüşmediğine dair ayrıntılı testler yapılacak. Akciğer tutulumu var mı? İşte böbrek tutulumu var mı? Yani bunların ayrıntılı bir şekilde tahlillerinin yapılması yine gerekiyor. Yine ekran karşısında çok genç bir seyircimiz, sevgili Nihal, diyor ki ben sedef hastasıyım. Ve diyor korkum şu diyor, acaba diyor bu hastalık yüzüme sıçrar mı? Şimdi burada yüzüne sıçrar mı korkusunu bir kere ondan uzaklaşmasını tavsiye ediyorum. Çünkü biz olumsuzlukları ne kadar kendimize çekersek o kadar ortaya çıkmasını kolaylaştırıyoruz. Böyle bir korkusu varsa bunu kesinlikle kafasından bir kere atmasını öneriyorum. Bir sedef hastasının bir kere dikkat edeceği bir takım şeyler var. Mesela çok aşırı strese girmemesi, gelişigüzel ilaç kullanmaması, hastalanmamak için kendisine çok iyi bakması gerekiyor. Çünkü bir takım enfeksiyonlar vücutta sedef plaklarının artışına yol açtığı için kendisine çok ihtimam göstermesi gerekiyor. Hastalık artar mı, yok orama geçer mi gibi kendisinin bir takım kuruntularından kurtulması gerekiyor hastalarımızın kesinlikle. Evet, çok tabii ki soru yağıyor seyircilerimizden. Son bir soru sorayım çünkü bu cihazla ilgili yaptırımlar var, onları göstermek istiyoruz. İşte Yılmaz Bey, yüzümün sağ tarafında açılma oldu. Daha yeni bir senelik hamilelikte daha çok açıldı. Kaşlarım beyazladı. Ne yapabilirim diye hocamıza sorar mısınız? Şimdi burada vitiligo rahatsızlığı melanosit olan her yerde ortaya çıkabiliyor. Saçlı deride de, saçta da beyazlama olabilir, kaşlarda da beyazlama olabilir. Yine bu hastamıza tavsiyem, herhangi bir farklı rahatsızlıklar da beraberinde varsa onların da tedavi yoluna gitmesi gerekiyor. Ama biraz tabii ki kıllı bölge, saçlı deri ve şey tutulumunda, kaş tutulumunda biraz daha işimiz zorlaşıyor tabii ki normal deriye göre. Ama burada da yine son nokta lazerler bizim yardımımıza koşuyor. Bu cihazları biz saçlı deride de çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Dediğim gibi tırnakta da deride de çok rahat kullanabiliyoruz. Güzel sonuçları da alıyoruz. Hocam Türkiye'nin her yanında biliyorsunuz ekonomik durumundan dolayı doktora gidemeyen ne bileyim hastanelerin, kliniklerin çok uzak olduğu noktalarda oturan yüzlerce binlerce seyircimiz var ekran karşısında. Bunlar çok zor durumdalar. Mesela onların ortak bir sorusu var. Bu soruya yüzlerce insan aynı şeyi sordu. Diyor ki seyircilerimiz, suya karşı alerjik yapımız var. Elimizi yüzümüzü yıkarken de affedersiniz duş alırken de bütün cildimiz kızarıklar içinde kalıyor ve sürekli kaşınma hissi içerisine giriyoruz. Bunlar için ne diyebiliriz kısaca? Dediğiniz fiziksel ürtükere giriyor aslında. Yani bir takım sürtünme ile bile vücutta bir takım ürtüker plakları ortaya çıkabiliyor. Kaşımayla buna dermografizm diyoruz aynı zamanda biz evet, Türk dilinde. Tabii ki burada su hayatımızın vazgeçilmezi. Neticede hem temizlik açısından hem içiyoruz. Vazgeçilmezimiz. Ama bir takım ilaçlarla bunlar kontrol altına alınabilir. Bir de bu tarz rahatsızlıkların kökeninde bir takım psikolojik sıkıntılar da yatabiliyor bazen. Bunların da çözülmesi gerekiyor. Ve kişilerde eğer böyle bir rahatsızlık varsa tabii buna mı bağlı? Onun da testlerinin yapılıp netleştirilmesi gerekiyor ki ona göre uygulamalar yapılsın. Yine ürtikerlerin tedavisini biz ışıkları da kullanabiliyoruz. Vücutta bu sonuçta devletin ödeme kapsamında olan tedaviler bunlar. Yani illaki bir özel hastaneye gitmeleri de gerekmiyor bunun için. Evet. Sadece bu cihazları bulunduran merkezlere gidip orada tedavilerini çok rahat yaptırabilirler. Biz ışık tedavileriyle de bu vücuttaki immün sistemi de dengeye getirebiliyoruz. Hocam şimdi bu cihazla ilgili, bu ışık düzeniyle ilgili bir hastamızı alalım isterseniz. Onun üzerinde gösterelim sevgili seyircilerimize. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi isminizi alabilir miyiz öncelikle? Funda. Funda, Funda Hanım'ı değerlendirdiğimiz zaman görüldüğü gibi kollarının ön kısmında ekstremitelere yakın, yani distal ekstremitelere yakın plakları mevcut.
Ama gördüğünüz gibi biz Funda Hanım'a tedavi başladık. Yer yer kapanmalar, bilmiyorum ekranda çok net görülüyor mu? Yer yer kapanmalar olmaya başladı. Tedavimiz aslında son derece kolay. Ben şimdi kendisine de soracağım tedavide hislerini, neler hissettiğini. Nasıl bir tedavi uyguluyoruz hocam? Şimdi Işık tabii ki bu tarz kronik hastalıklarda tek bir tedavi modeli değil, aslında kombine tedaviler daha güzel sonuç veriyor. Yani birbirlerinin etkilerini artırıyorlar. Biz bu tedaviyi yaparken beraberinde lokal kremler de uygulayabiliriz. Yani lazer tedavisinin yanında ki birbirinin etkisini güçlendirsin diye. Şimdi bu cihazımızı şöyle düşmesin diye elime yerleştireceğim. Burada öncesinde test uygulaması yapıyoruz tabii hastamıza cildinin hangi dozu kaldırabileceğine dair. Ama daha önce yapılmıştı. Daha önce uygulandığı için her seansta da dozları giderek artırıyoruz. Son derece basit bir uygulama. Şimdi dediğim gibi yanlardan gelen ışığın herhangi bir zararı yok. Direkt ışığı göreceğiz şimdi. Hocam devlet hastanelerinde böyle bir imkan var mı hastalarımız için? Türkiye'de birçok merkezde kullanılıyor bu tarz cihazlar. Üniversite hastaneleri, özel hastaneler, devlet hastaneleri. Bu tedavinin ücreti yüksek mi hocam? Devlet ödeme kapsamında da olduğu için yani bu cihazı bulunduran merkezlerden hizmet alabilir hastalarımız. Şu anda gördüğünüz gibi bir ışık veriyor. Evet. Tedavi son derece basit, zaman almıyor. Tüm vücudu taramamız 5-10 dakika. Ne hissediyorsunuz Funda Hanımcığım? Çok hafif bir ısı, çok hafif. Herhangi bir ağrı size bir şey yok, hissetmiyorsunuz hayır, değil mi? Yok hayır, hiçbir şey hissetmiyorum. Varla yok arası bir ısı hissediyorum sadece. Yani cildi beyaz olanlar için pek fark edilmiyor herhalde hocam. Değil mi? Hani esmer ciltlerde daha çok ortaya çıkıyor galiba görüntü olarak. Belirgin. Aslında tabii ki şöyle toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık değil ama açık tenli kişilerde görüldüğü zaman, şimdi ben Funda Hanım'ı yakından değerlendirdiğimde ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama yüzünde de çok böyle hafif vitiligo plakların olduğunu görüyorum. Evet. Ama çok dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü Funda Hanım'ın kendi cilt rengi de çok açık. Şimdi burada tabii şanssız kişiler koyu cilt tipine sahip olanlar. Evet hocam. Onlarda daha çok ortaya çıktığı için böyle sanki daha kötüymüş gibi bir izlenim verebiliyor ama kesinlikle dediğim gibi bu kişilerin tek şeyi hayata küsmesinler, dermatologlarıyla düzenli görüşmelerini yaptırsınlar. Neticede kontrol altına alınabilen rahatsızlık bunlar. Evet, sevgili... Tedavimiz bu şekilde. Evet. Renk değişikliği mi yoksa hani kişiye bir acı veren bir rahatsızlık mı? Farklı bir rahatsızlığı var mı? Sadece görsel. Sadece görsel. O zaman şöyle de düşünebilirsiniz. Allah-u Teala size diğer insanlardan daha farklı bir özellik vermiş. Evet. Yani bu da bir farklılıktır. Herkesten farklı olmak. Evet. Bazı insanlar bunu özellikle yapabilmek için saçını kazıttıran var, kaşını kazıttıran var, ne bileyim orasına burasına piercingler taktıranlar var farklı olmak için. Rabbim doğal size böyle bir doğal farklılık vermiş. Evet. Mesela Seher Miray isimli bir seyircimiz, 35 yaşındayım, şu anda hamileyim, çocuğumda da bu olur mu? Şimdi %100 olacak diye kesinlikle bir durum söz konusu değil. O konuda rahat olsun. Peki çocukları olup sedef hastalığı olup da doğum yaptıktan sonra ne bileyim 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız var. Onlarda ileride böyle bir şey olabilir mi diyorlar? Sedef hastalığı şimdi belli bir yaş yok esasında. Yani 40 yaşından sonra da çıkabilir kişide. Belli bir yaş sınırlamamız yok. Hepimiz bir gün sedef hastası, vitiligo hastası olabiliriz.
olabiliriz. Buna hiçbir garantimiz yok. İşte Göksel Koçak isimli seyircimizde kızım da vitiligo hastası çizgi şeklinde ortaya çıktı. 5 yaşında ne yapabilirim diyor. Şimdi öncelikle hastalığı kabulleneceğiz. Yani böyle bir rahatsızlığımız var ama bunu kesinlikle çok büyütmemesi gerekiyor. Şimdi küçük bir çocuğu var. Eğer anne bu konuda çok evhamlı olursa çocuğa da bunu kötü aksettirebiliyor. Çocuğun psikolojisini bozabiliyor. Yani bunu bir ayarda götürmek gerekiyor. Ne çok böyle hani önemsememek ne de çok aşırı önemsemek. Neticede bir dermatolog arkadaşımızla irtibata geçerse gerekli tedavisi yapılacaktır. Tabii ne kadar erken müdahale o kadar güzel sonuç ortaya evet, çıkacaktır. Evet, herkes Kadriye Akar doktorumuzun, dermatologumuzun adresini istiyor, telefonunu istiyor. Yönetimi aradıkları takdirde sizin hangi hastanede görev yaptığınızı soruyorlar. Çünkü insanlar size gelmek istiyorlar. Anlatımınızı çok beğenmiş insanlar. Bir de bu masada ben bir takım yiyecekler görüyorum. Kadriye Akar. Bunlar nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne için? Hep böyle cilt bakımı dediğimiz zaman böyle pahalı ürünler aklımıza geliyor. İşte evet. Gidip böyle kucak dolusu para harcayacağız. İşte güzelliğin bedeli ağır. Kişilerde böyle bir algı var ama aslında böyle değil. Evimizdeki bir takım malzemeleri de kullanarak güzelleşebiliriz. Biz burada bunu da vurgulamak istedik. Hepimiz... Yakın bir arkadaşımıza oturup bir kahve içebiliyoruz. Yani kahve kültürümüz çok olan bir ülkeyiz. Bir gün arkadaşınıza oturdunuz, kahve içtiniz. Telvelerini çöpe atmıyoruz artık. Gerekirse onları biriktiriyoruz. Tüm vücudumuza peeling yapabiliriz. Ama biz burada cilde uygulama tarifi vereceğiz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz hocam? Şimdi cildimizin ışıldamasını istiyoruz. Gözenekleri küçültmek istiyoruz. Efendiler de var. Tabii ki hemen kağıdı kalem hazırlıyoruz. Kadın erkek herkes yapabilir bunu. Evet. Özellikle gözenekleri çok güzel temizlediği için kahve sıkılaştırdığı için buradaki siyah noktaları da azaltıyor zaman içerisinde ama tabii bir uygulamada hemen böyle pırıl pırıl olmayı beklemeyeceğiz. Bunu haftada 10 günde bir 10 dakika ayırarak kendimize yapabiliriz. Şimdi ben burada iki yağlı ciltler, kuru ve normal ciltler için tarif vereceğim. Şimdi burada yağlı cilde olanlar için bir tarif vereceğim. Çok fazla değil. Hemen bir çay kaşığı kahvemizi alıyoruz, kahve telvemizi. Bunları atmıyoruz. Tabii evde yoğurt olmayabilir, buradaki ürünler olmayabilir. Ama bir zeytinyağı mutlaka herkesin evinde var. 2-3 damla zeytinyağı katıp bunu yüzümüze hafif ovalayarak da basit bir uygulamada yapabiliriz. Şimdi... Ben konuğumuzun cildi biraz kuru olduğu için ona kuru cilt tarifi vereceğim. Evet, bir çay kaşığı kahve telvesi dedik. Bir tatlı kaşığı yoğurt. Biliyorsunuz Kleopatra'nın güzellik banyoları var. Laktik asit içeren, yani süt banyoları. Evet. Aslında onun özü sütün, yoğurdun içerdiği laktik asit. Yani laktik asit cilde hem soyuyor hem nemlendiriyor. Daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yoğurdumuzu da kattık. Evet, cilde kuru olduğu için bir miktarda bir tatlı kaşığı kadar da bal katıyoruz. Yoğurt, bal, kahve. Yoğurt, bal ve kahve. Ama dediğim gibi bunları vaktiniz yok. Kahveyi de o anda çöpe atmak istemiyorsunuz, değerlendirmek istiyorsunuz. Hemen birkaç damla zeytinyağını karıştırıp cildimizi hafif ovalayıp bir 10 dakika bekleyip bol suyla arkasından durulayabiliriz. Kadriye Hanımcığım, bir de ben bu kahveye soda karıştırıldığını biliyorum, duydum. O da çeşitli mineralleri içerdiği için cilde peeling etkisi yapacaktır. Tabii ki kahvenin içerisine onu da katabiliriz. Bunu güzelce karıştırıyoruz bu şekilde. Ama kişinin cildi eğer çok yağlıysa o zaman da ne yapıyoruz? Yine kahvemiz burada. Bir miktar yoğurdumuz. Yine limon. Yani limonu da çok abartmamak gerekiyor. Çünkü asidik bir madde neticede. Şöyle bir çay kaşığı kadar yeterli. Ama çok aşırı yağlı ve akneli, siyah noktalıysa iki tatlı çay kaşığı da ekleyebiliriz. Peki bu peelingleri
gün içinde mi uygulamak daha sağlıklı ya da akşam makyajınızı temizledikten sonra evde akşam saatlerinde günün, yatmaya yakın mı yapmak yani daha... Yani günün her saatinde uygulanabilir bunlar. Böyle bir kısıtlamamız yok ama tabii ki günün yoğun stres, çalışma hayatı akşamda rahat hissediliyorsa bir akşam kahvesinden sonra da çok rahat uygulanabilir. Hmm. Ya da hanımlar gündüz kahvelerinden sonra hemen böyle bir uygulamayı yapabilirler. Veyahut da içtikleri dediğim gibi kahve telvelerini çöpe atmayıp bunları biriktirip daha sonra vücut peelingi olarak da kullanabilirler. Çok teşekkür ediyoruz Kadriye Akar. Bugün bizi bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Milyonlarca seyircimizi de sordukları sorular karşısında. Ay, o kadar pahalı pahalı kozmetiklere dünyanın parasını yatırıyorlar. Elimizin evet. altında var olan evet, şeylerle. Onları çok iyi değerlendirmemiz evet. lazım. Mutfağımızda her şey var. Evet. Siz de iyi ki varsınız Kadriye Akar. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz telefonlarla sizin hem ulaşabilecekleri telefonlarınıza hem de İstanbul'da Bahçelievler'de hangi hastanede görev yaptığınızı öğrenecekler. Bir başka programda yine bir başka hastalık konusu da dermatolog olarak yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz size efendim. İyi ki varsınız.